Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritası çizen büyük coğrafyacı Piri Reis'i tanıtmaya çalışacağım. Büyük Türk denizcisi, amirali ve coğrafya bilgini olan Piri Reis, 1465'te Gelibolu'da doğdu. 1554'te Kahire'de vefat etti. Karamanlı Hacı Mehmet'in oğludur. Amcası olan Kemal Reis'in yanında denizciliğe başladı. Onunla birlikte Endülüs Müslümanlarının İspanyollardan kurtarılmasına, Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. Kemal Reis'in vefatından sonra Barbaros'un mahiyetinde çalıştı. Mısır'ın fethinde donanmadaydı. Orada Nil Nehri'nin ayaklarının haritasını yaptı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hint Kaptanı Deryalığına getirildi 1547. Amiralliğe eş olan bu makam Hint Okyanusu, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki Türk donanmasının en büyük makamıydı. Bu görevdeyken Aden'i fethetti 1551. Maskat Kalesi'ni aldı ve Hürmüz Kalesi'ni kuşattı. Daha sonra Portekizlerle anlaşarak haraç ve hediyeler aldı. Kuşatmayı terk ederek Basra'ya döndü. Orada bir müddet kaldı. Portekiz donanmasının Basra'ya geleceği haberi yayılınca Körfez'de dolaşan gemilerin hepsini çağırma imkanı olmadığı için emrindeki 3 kadırga ile Mısır'a döndü. Piri Reis büyük bir deniz komutanı olduğu kadar büyük bir haritacı ve denizci müellifti. Açık fikirliydi. Öğrenme arzusuyla dopdoluydu. Daha korsanlık devresinden itibaren gördüklerini yazmaya başladı. Coğrafya ve haritacılık hakkında ele geçirdiği eserleri tetkik etti. Böylece topladığı bilgilerle ilim tarihinde bilhassa memleketimizde büyük yeri olan iki haritasını ve Kitab-ı Bahriye isimli meşhur eserini meydana getirdi. Osmanlılar'da haritacılığın öncüsü oldu. Onun çizdiği iki dünya haritası veya parçası günümüze kadar gelebilmiştir. Birincisi Topkapı Sarayı Müzesi Yeni Kütüphane'de 1633'te kayıtlıdır. 60x85 ebatındadır. 1513 tarih ve Piri Reis'in imzasını taşıyan bu harita 1517 yılında Mısır'da Yavuz Sultan Selim'e takdim edilmiştir. Piri Reis Kitab-ül Bahriyesi'nde takdim edişini şöyle anlatır. Hint ve Çin denizlerinin Atlas ve Büyük Okyanus haritaları hakkında Osmanlı ülkesinde hiç kimse bu zamana kadar bilgi edinememiştir. Bu harita 1535 yılında İstanbul'da Yusuf Akşura'nın bir izahnamesiyle Türk Tarih Kurumu tarafından bastırılmıştır. Haritanın Afrika ve kuzeyde İspanya'dan yukarısı koparılmış gibidir. Ancak İspanya ve Doğu Afrika'yı Atlas Okyanusu'nu Amerika'nın o tarihte bilinen parçaları ile Antil Adaları'nı içine almaktadır. Haritanın kenarına bizzat Piri Reis tarafından yazılan notların en önemlisi Amerika'nın keşfiyle ilgili olan 5. nottur. Bu notlar oldukça ilgi çekicidir. Piri Reis'e ait ikinci bir harita da bugün yine Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde 2754/9357 numarada kayıtlı bulunmaktadır. 1528 yılında yapılan harita 68x69 ebatında olup haritada 8 renk kullanılmış ve deve derisi üzerine çizilmiştir. Bu da daha büyük bir dünya haritası durumundadır ve dünyanın kuzeybatı kesimlerini içine almaktadır. Haritanın en dikkat çeken tarafı bazı ada ve sahillerin birinci haritaya göre daha doğru çizilmiş olmasıdır. Avrupa'da Gloire Doré'nin çizdiği haritayla karşılaştırılırsa çok daha kusursuz olduğu görülür. Piri Reis'in Amerika haritası 9 Kasım 1929'da su yüzüne çıkarılmıştır. Bu harita Amerika'nın keşfinden yaklaşık 10 yıl kadar sonra çizilen en eski Amerika haritasıdır. Bahriye'den 1521-1525 beri Piri Reis'in haritacılık konusundaki önemi bilinmekteydi. Bu konuda Hammer şöyle demektedir. Piri Reis'in bıraktıkları arasında Bahriye adını taşıyan iki deniz atlası çok değerlidir. Piri Reis bu atlaslardan birini Adalar Denizi, ötekini Akdeniz için hazırlamıştır. Bu eserler yüzeyde ve deniz altındaki akıntıların durumunu belirttiği gibi demir atılacak yerlerin, koy ve körfezlerin, boğazların, limanların hepsini içine almaktadır. 26 Ağustos 1556'da ise Georgetown Üniversitesi Piri Reis'in haritalarıyla ilgili radyoda bir açık oturum düzenledi. Oturuma katılan bütün haritacılar haritanın olağanüstü bir keşif yaptığı konusunda birleştiler. Harita Piri Reis'in ilmi metotlara son derece bağlı ve sadık kaldığını açıkça göstermektedir. Harita, teknik yönden mükemmellikleri yanında ortaçağın haritalarında eksik olan kusur ve noksanlıklardan da uzaktır. Piri Reis haritalarda sadece bilinen yerleri göstermiş, bilinmeyen yerleri ise boş bırakmış. Bundan ötesi malum olmadığından bu kadarı çizilmiştir diye not düşürmüştür. Onun bu özelliği günümüzün haritacılığına
tamamen uygun düşmekte, tarafsız gözlemler sonucu yapılmış kusursuz bir harita olduğu kanaatine vardırmaktadır. Bu harita bugün dünya ilim çevrelerince Kuzey Amerika'nın en eski, en orijinal ilk ilmi haritası olarak kabul edilmektedir. Son yapılan araştırmalar her iki dünya haritasının özellikle ikincisinin son derece doğru olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu ancak uydular ve uzay gemilerinden çekilen dünya fotoğraflarıyla haritalar karşılaştırılınca anlaşılabilmiş, netice ilgi ve şaşkınlıkla karşılanmıştır. Yakın bir zamanda Piri Reis'in haritaları üzerine incelemeler yapan Amerikalı haritacı Arlington ve Amerikan donanması haritacılarından Walters uzun çalışmalarından sonra haritayı bir dünya küresine uygulamayı başarmışlar ve doğru olduğunu tespit etmişlerdir. Haritalarda sadece kıtaların değil, kıta kıyılarının, dağ sıraları ve doruklarının, adaların, nehirlerin, ova ve diğerlerinin detaylı olarak gösterilişi Weston gözlemevi yönetmeni tarafından da doğrulanmıştır. Çağlar boyunca buzlarla kaplı olan Amerika dağlarının haritada belirgin ve son derece doğru bir şekilde gösterilmesi haritanın harika yönlerinden birini teşkil eder. Çünkü bu dağların varlığı ancak 1952 yılında ses yansıtıcı aletlerle keşfedilebilmiştir. Piri Reis ve Amerika. Piri Reis Amerika'nın varlığını daha Amerika kıtası keşfedilmeden önce bile biliyordu. Diğer Türk denizcilerinin de haberi vardı. Biruni gibi bir İslam alimi daha 1000 yıllarındayken Amerika'nın varlığından söz ediyordu. Son araştırmalar ve ele geçirilen belgeler Amerika'nın keşfik şerefinin Kristof Kolomb'a verilemeyeceğini ortaya çıkarmıştır. Onun bu konudaki bilgileri Piri Reis ve diğer Müslüman denizcilere kadar dayanmaktadır. Tarihin ender yetiştirdiği büyük denizcilerden birisi olan Kaptan-ı Derya, Piri Reis kitabı Bahriyesi'nde Amerika kıtasını şöyle anlatır. Bahri Mağrip Büyük Okyanus, Septe Boğazı'ndan batıya doğru 4000 mil eninde ulu bir denizdir. Bu denizin bir ucunda da Antilya kıtası bulunmaktadır. Kitabın 78. sayfasında ise bu bilgilere şu mısralar eklenmektedir. Kangı tarihte bulunduğu iş bu yer, şerh edeyim ehli tarih gör nedir. Tarih hicret buydu ol zaman, ta 800 dahi 70'ti ol an. İş bu tarihte bulundu ol zemin, ismine Antilya dediler hemin. Piri Reis, yeni dünyaya Antilya denildiğini ve 870 Hicri yani 1465 yılında keşfedildiğini Kitab-ı Bahriyesi'nin altı çizili satırlarında söylemektedir ki bu tarih Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden tam 27 sene öncesine denk gelmektedir. Bu demektir ki Amerika kıtasının varlığı keşfedilmeden önce de Müslümanlarca bilinmekteydi. Kitab-ı Bahriye. Piri Reis'in bu haritaları yanında bir de Kitab-ı Bahriye adlı bir kitabı vardır. Oldukça değerli olan bu kitap 1521 yılında yazılmış, 1525 yılında da genişletilerek Sadrazam İbrahim Paşa vasıtasıyla Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmiştir. Eser 1935 yılında Haydar Alpagut ve Fevzi Kurtoğlu'nun uzun bir ön sözü ile Türk Tarih Kurumu tarafından basılmıştır. Eserin ilk kısımlarında denizciliğin güçlüğünü göstermek için med ve cezir yani gelgit ile denizlerin sığ ve demir atmaya müsait yerlerini bilmek gerektiği bildirilir. Daha sonra fırtınanın tarifi yapılır, rüzgar çeşitleri anlatılır. Pusula ve haritanın tarifinden sonra denizlerin durumları izah edilir. Bu arada Piri Reis dünyanın küre biçiminde olduğunu söyler ve Portekizli bir papaz tarafından yapılmış olan mücessem bir küreyi de gördüğünü anlatır. Ön sözde Amerika'nın keşfinden de bahsedilir. Diyebiliriz ki Türkiye'de Amerika kıtasının varlığından ilk bahseden eser Kitab-ı Bahriye'dir. Genel olarak bu eser gemiciler için yazılmış bir eserdir. Yani sahilleri, adaları, limanları, tehlikeli ve kayalık yerleri anlatan bir eserdir. Piri Reis'in eserini hazırlarken daha önceki puatonolardan faydalandığı iddia edilmiş ise de bunu ispat edeceği herhangi bir delil ortaya konulamamıştır. Kitab-ı Bahriye'nin ilmi değerini anlayabilmek için onu aynı sınıftan bir eserle karşılaştırmamız gerekir. Oysa ki Kitab-ı Bahriye'nin yazıldığı yıllarda Avrupa'da böylesine bir eser yazılmış değildir. Denilebilir ki Kitab-ı Bahriye bu alanda yazılan kitapların ilkidir. Onun denizcilik sahasında koyduğu usuller yavaş yavaş diğer denizci milletler arasında yayılmış ve böylece İtalyanca, İspanyolca, Hollandaca, Fransızca ve İngilizce deniz kılavuzları ortaya konulabilmiştir. Kitab-ı Bahriye deniz kılavuzluğu alanında yazılan ilk eser olmakla kalmaz, bilgi yönünden de birinciliği alır.
Öyle ki çağımızda yazılan eserlerle bile karşılaştırılabilecek durumdadır. İngiliz Denizcilik Bakanlığı'nın 1908'de neşrettiği Salin Direkşi'nin koleksiyonuyla yapılan karşılaştırma Kitab-ı Bahriye'nin ne kadar doğru ve sağlam bilgilerle dolu olduğunu göstermektedir. Kitabın asıl metni haritalarıyla birlikte 743 sayfadır. İlk 84 sayfada denizler hakkında bilgi yer alır.